8. sınıflarla bir bilinmeyenli denklemleri işledik. Şimdi sizlerle üçgenler konusunu işleyeceğiz. Ama önce size bir masal anlatmak istiyorum. Bu masalda bir aşk üçgenini anlatıyorum. Ülkenin birinde bir prens yaşarmış. Bu prens bir gün bahçesine gelen bir peri kızına aşık olmuş. Ama prensese aşık olan bir başkası daha varmış. O da kötü kalpli vezir. Kötü kalpli vezir aynı zamanda büyücüymüş. Bakmış ki peri kızının gözü prenste, madem benim olmayacaksın, ikiniz de asla kavuşamayacaksınız deyip sihir yapmış. Prenses kaybolmuş. Meğer ki kötü kalpli vezir, prensesi etrafı lavlarla dolu bir zindana hapsetmiş. Ama prens hiç peri kızından vazgeçer mi? Asla geçmez. Evet. Gerçekten de vazgeçmemiş zaten. Prens tüm zorluklara rağmen peri kızını hapsolduğu yerden kurtarıp veziri alt etmeyi başarmış. Ve hayal ettiği aşka kavuşmuş. Şimdi bu masalda bir aşk üçgeni var demiştim. Bakın şimdi. Bu üç nokta. Ve bunları birleştiriyorum. Büyücü, prens ve peri kızı. Bir üçgenin üç köşesi ve bu köşeleri birleştiren doğru parçalarından oluşan madem üçgeni var. Ben hayal ettiğim aşka ulaşmak istiyorum. O halde cesur olmalı. Hem de çok. Hop, içeri. Gel pasa pasa. Kızlar vallahi çok peşim. Annem yine rejime başlattı. Sadece meyve yiyecekmişim. Senin burcundakiler tüm hayatları boyunca kilolarıyla uğraşırlar. Yani siz bakasın. Kötüye yakın olabilmeyi için akıl veririm ama içimden sana iyilik yapmak gelmiyor. Özge, biz seninle yıllardır arkadaşız. Hatta neredeyse kardeş olmak üzereydik. Hadi ya, yap bana bir iyilik. Onun olan duygularını belli edebilmem yoluna yaklaşabilmek için evde küçük bir parti ver. Uygun bir zamanlı kollar, duygularını açarsın. Aa, çok iyi fikir. Ver bana. Atıyorum. Senin hayalin ne? Bilmem. İyi bir resim olabilmeyi çok isterdim. Gel gel gel. Ya. Tamam, sakin. Ben de 2 yıldır resim kursuna gittim. Ya ne güzel, ben de çok isterim. Şimdi git onu partiye davet edeceğim. Hı. Merhaba. Yarın bizim evde bir parti var. Sen de gelir misin? Of, ne partisi be? Zaten sinirim tepemde. Çekil başımdan. Tek neden öyle davrandın? Düşünsene evde bir parti veriyorsa Selim'le mutlaka gelir. Ne de olsa kuzenler. Ah sahi ya. Neden beni uyarmadın şaşkın? Ama ben... Bu senin için eksi puan oldu ona göre. Ya of ya. Rejim çok iyi gidiyor. Tamam bu kadar üzülme artık. Nasıl üzüldüm oğlum? Beni nasıl tersledi görmedin mi? Bence Mimi'nin size söylediği gibi hayallerinden vazgeçmemelisin. Cesur ol. Git bir daha davet et. Hadi. Bak gülümsüyor. İşte bu ya. Evet ya. Tekrar deneyeceğim. Hadi bay bay bay. Buradayım, içerideyim. Al. Ya aslında çok eğlenceli bir parti olacak. Bence kaçırdığında üzüleceksin. O yüzden bir daha düşün istersen. Düşünmeme gerek yok. Geliyorum. Okul çıkış adresi verirsin. Tabii veririm. Kızlar siz de gelin isterseniz. Ne oldu? Geliyor oğlum, geliyor. Gördün mü? Mimi haklıymış. Bak. Oğlum ben de alsana. Üzüldüğüne değdi mi peki? Hulusi, hadi kantine gidelim.
Tamam. Yağmur, yarın sen kendine bir program yap. Benim misafirlerim gelecek. Evet ya. Delirdin mi Emre? Ne programı? Ne misafiri? Beni partiye davet etmeyecek misin? Tabii ki hayır. Peki öyle olsun. Yağmur Ertürk, hemen odama gel. Ne oluyor? Yağmur Ertürk. İşte bu kadar. Anahtar çocuk tıpış tıpış ayağıma kadar geliyor. İleride de beni affeder artık. Şemsi Bey. Bütün çocuklar aynı. Hepsi gereksiz zavallı yaratıklar. Ben dedim. Siz bu Yağmur'u bana bırakın. Babatını tanıyorum. Onunla babatının önünde konuşacağım. Hah, iyice şikayet edin. Edeceğim efendim. Etmedi olur muyum? Benim adım Temti Koluyanık. Temti, Didiptin ve Müdik. Bunların üçü ayrılmaz birer unturdu. Hah.